Arkadaşlar merhaba, ben Rüştü Hoca. Eylemde çatı yüz örnek serisiyle yine karşınızdayım arkadaşlar. Aman dikkat, canavar bir yüz örnek göreceğiz. 60 üstü yapmanızı istiyoruz. Hedefimiz bu. Aşağısında yapanlar kesinlikle tekrar tekrar dönmeliler konulara. Dün arkadaşlar video yüklemede bir sorun yaşadım. Yaptığım bir ayardan dolayı video bir türlü yüklenmedi. Akşama kadar uğraştım. İnanın bir herhalde 40 GB'ın üzerinde bir paketten gitti arkadaşlar, onu söyleyeyim. Ama bugün hallettim. Şükürler olsun bugün hallettim, şimdi hallettim. Doğal olarak hemen çekiyorum arkadaşlar. Hiç uzatmayayım. Eylemde çatıya tek tek bakacağız. Öncelikle cümleleri hem öznesine hem de nesnesine göre inceleyeceğimizi unutmayın. Öznesine göre bakarken etyen, edilgen, dönüştü, işteş. Nesnesine göre bakarken geçişli, geçişsiz, ettirgen, oldurgan gibi başlıklar var. Fakat genelde nesnesine göre bakarken de geçişli, geçişsiz demeniz yeterli olur. Sınavda ettirgen ya da oldurganı direkt olarak sorarsa bakarsınız. Aksi halde geçişli, geçişsiz diyerek çok rahat soruyu yapabilirsiniz. Peki hocam, uzattık. Hemen seri bir şekilde başlayayım. Tek tek bunları açıklayarak gideyim arkadaşlar. Tamam, aman dikkat. Ne diyor? Elindeki çantayla diyor birdenbire sınıfa girdi. Şimdi önce ne yapıyoruz? Öznesine göre bakalım. Bu arada yine kalemim her zamanki gibi. Bakın ucuna çok yaklaştıramayacağım. Garip bir uca sahip, parçalanmış. Neyse. Girdi yüklem hocam. Tamam. Bunda yani yüklemimiz fiil. Bunu araştırabiliriz. Bunu inceleyebiliriz. Tamam, okey. Tamamdır. Girdi. Kim? O. Etken çatılı öznesine göre. Peki onu girdi olur mu? Olmaz. G nokta. Siz. Geçişsiz. Eyleme onu getiriyoruz. Oluyorsa geçişli. Olmuyorsa geçişsiz. Bu kadar basit. Saniyesinde. Devam. Seminerin sonunda başarı öyküleri anlatıldı. Anlamak, anlatmak, anlatılmak. Bakın L ekini yakaladınız. L ya da N eki varsa ya edilgendir ya dönüşlüdür. İşi yapan belli mi bu cümlede? Hayır. Birileri tarafından demek istiyor. O zaman öznesine göre edilgen, onu anlatıldığı olmayacağı için nesnesine göre geçişsiz. Devam. Sorunun zor olduğu erken fark edildi. Fark edildi yüklem, bakın. Çok önemli arkadaşlar yüklemi doğru bulmanız, değil mi? Onu fark edildi olmaz. Geçişsiz. L ekimiz var. Birileri tarafından olduğu için yine edilgen ve geçişsizi çok rahat bunun için de söyleyebiliyoruz. İkinci sarı karttan sonra maçtan onu attırdı. Attırdı. Kim? O. İşi yapan belli olduğu için arkadaşlar net etken çatılı. Onu attırdı olduğu için geçişli. Şimdi sınavda olur da bunun altını numaralandırır mesela, değil mi? 4 numara yapar. Ve der ki ettirgen mi oldurgan mı? Ne yaparız? Bakarız. Onu atmak oluyor mu? Evet. Artı. Onu attırmak oluyor mu? Yine artı. Artı artıysa biliyorsunuz buna ettirgen diyorduk. Birileri tarafından yaptırıyor olması da, daha doğrusu birilerine yaptırıyor olması da yine ettirgen olduğunu bize hatırlatıyordu. Nesnesine göre ettirgen demeniz yeterli. Kısacası hocam, sınavda geldi etken geçişli der geçelim, hata olmaz. Ama soruda tekrar ediyorum, ayrıntı isterse ettirgen oldurgana bak diye inceleriz. Devam. Taşıdı çok yorulduğu halde sıraları. Bakın bu cümle önemli. Genelde devlet cümlelerde öğrenciler bir gaza gelip bir heyecanlanıp sıraları yüklem, tamam isim, isim cümlesi aranmaz burada çatı deyip çıkıyor. Oysa çok yorulduğu halde sıraları taşıdı yüklem burada ve fiil. Doğal olarak bu cümlede çatı özelliği aranır. Devrik cümlelere dikkat arkadaşlar. Onu taşıdı oluyor. Geçişli. Ya taşıyan kim? O. Etken. Hem etken hem geçişli. Devam. İnsanlar er geç bu hatanın önemini anlayacaklar. Kim? İnsanlar. Ha tamamdır, bu kesinlikle etken. Onu anlayacaklar. Tabii ki geçişli. Devam. Kitapların son kısımları detaylı incelendi. İncelemekten incelenmek. Ne ekini yakaladım? Birileri tarafından anlamı var. İşi yapan belli değil. Edilgen. Onu incelendi olmayacağı için de geçişsiz. Devam. Sesten sonra tüm kuşlar uçuştu. Uçmaktan uçuşmak. Ha ben burada şey ekini yakaladım. Ne yapıyoruz şey ekini gördüğümüz zaman? Aklımıza işteşi getiriyoruz. Ama karşılıklı mı? Ya da birlikte mi? Evet, karşılıklı şey. Birlikte, burada birlikte. Kuşlar uçuştu, birlikte uçuştular. Tamam. O zaman kesinlikle işteş. Yani ek olması yetmez. Karşılıklı ya da birlikte olması da şart. Tamam, bunlardan birini sağlamalı. O zaman işteş diyoruz. Peki onu uçuştu olur mu? Olmaz. Geçişsiz. Devam. Yanında duran şey benim notlarımdı. Benim notlarımdı yüklem. Ne benim notlarımdı, yanında duran şey? Özne ve yüklemden oluşan bir cümle. Yüklemimiz isim mi fiil mi? İsim. Doğal olarak bu cümlede çatı özelliği aranmaz. Komik olduğunu düşündüğünü anlatıyor, düşündüğünden anlatıyordu. Kim? O. Etken. Tamamdır hocam. Onu anlatıyordu. Geçişli. Tamam, etken ve geçişli. Gayet yerinde. Tamam. Şimdi biraz daha seri gideceğim arkadaşlar. Burada bir konu özeti gibi oldu. Şimdi daha seri gideceğim, daha hızlı gideceğim. Videoyu durdurup kendinizi önceden mutlaka inceleyin. Bakalım kaçta kaç yapacaksınız. Adam toplantının uzadığını görünce içten içe sevindi. Sevmekten sevinmek. Ne ekimiz var? Ya edilgen ya dönüşlü. İşi yapan cümlede belli olduğu için buna ne diyoruz arkadaşlar? Kesinlikle dönüşlü diyoruz. Onu sevindi olmayacağı için G nokta siz. Geçişsiz. Mektup zor da olsa sahibine ulaştırıldı. L ekini yakaladık. Birileri tarafından olduğu için kesinlikle edilgen. Onu ulaştırıldı olmayacağı için kesinlikle geçişsiz. Uzun yoldan geldiği yorgunluğundan belliydi. Bu cümlede
Biliyoruz ki fiil yok. Yani yüklemimiz fiil değil. Bu bir isim cümlesi. Doğal olarak çatı özelliği aranmaz. Arkadaşı son deneme için çok iyi hazırlandı. Hazır hazırlamak, hazırlanmak. Ha burada ne ekimiz var? Tamamdır. Ya dönüşlü ya işteş. İşi yapan cümlede belli mi? Belli. O zaman biz buna dönüşlü diyoruz. Yani cümlede olsun olmasın o önemli değil. İşi yapan belli mi? Evet belli. Dönüşlü. Peki onu hazırlandı oluyor mu? Olmuyor. Geçişsiz. Şimdi sözlü olarak biraz daha gitmeye çalışacağım. Daha seri gideceğim sizler için. Dikkat çekti. Dikkat çeken ne? Sevgi dolu bakışları. Kesinlikle etken onu dikkat çekti olmayacağı için geçişsiz. Genç çocuk son haykırıştan sonra birden onun kollarına atıldı. Atıldı. L'miz var kesinlikle. Öznesine göre edilgen, şey edilgen demeyelim bir bakalım. Hah atılan belli. Tamamdır dönüşlü diyeceğiz buna. Değil mi? Atmaktan atıldı. Birileri tarafından olsaydı edilgen diyecektik. Ama işi yapan belli. O zaman dönüşlü. Peki onu atıldı olur mu? Olmaz. Geçişsiz tamam. Dönüşlü ve geçişsiz devam. Sahne hazırlıkları için bunları giydi. Kim? O. Etken. Onu giydi. Kabul. Geçişli. Düzenli uyku için kalkış saati en belirleyici unsurdur. Bu cümle isim cümlesi. Burada çatı aranmaz arkadaşlar. Güzel gidiyoruz, sağlam gidiyoruz. Haydi sınıf toparlan. Ne diyor? Derece yapmak istediği halinden bellidir diyor. Eyvallah hocam. Bellidir de ya burada şey yok ki. Fiil yok ki. Nereye bakıyoruz? Yüklemimiz fiil değil. Bu bir fiil cümlesi değil. İşlenmez, aranmaz. Burada herhangi bir çatı özelliğine bakılmaz. Eşinden boşandı kimseyi düşünmeden diyor. Boşamaktan boşandı. Ne ekini gördüm. Kim? O. İş yapan belli. Kesinlikle dönüşlü. Onu boşandı olmayacağı için geçişsiz. Yarın piknik için erkenden çıktı. Kim? O. Etken. Onu çıktı olmaz. Geçişsiz. Ne diyor? Burada zamanlığı pek de iyi geçirmiyor. Kim? O. Etken. Nesnesine göre onu geçirmiyor. Olur mu? Bakalım bir. Zaman neyi? Onu. Tamam zamanlı olurmuş. Eyvallah geçişli. Bir terk edilmişliği yaşıyor. Kim? O. Etken. İş yapan belli. Neyi terk edilmişliği? Onu yaşıyor. Kabul. Geçişli. Tekrar yaparken çok uğraştı. Kim? O. İş yapan belli. Etken. Onu uğraştı. Olmaz. Geçişsiz. Konuşulan konular pek de ilgi çekici değildi. Burada çatı özelliği aranmaz. Çünkü yüklem isim. Yani bu bir fiil cümlesi değil. Yardım edildi bu çocuklara diyor. Yardım edildi bizim yüklemimiz. Edilmek. Ha. Edilgen çatı. L var burada. Tamam. Onu yardım edildi olmayacağı için geçişsiz. Kazancını bu uğurda feda etti. Kim feda etti? O. Kesinlikle etken. Onu feda etti. Evet kabul. Neyi kazancını? Onu. Oluyor. Geçişli. Bir öksürelim kendimize gelelim. Kabul edilen bir davranış değildi. Bunun aynısı bakın dikkat. Fiil cümlesi değil. Doğal olarak çatı özelliği aranmaz arkadaşlar. Devam. Gayet net gidiyoruz. Şu ana kadar kafamızı karıştıracak. Yani ne alaka diyeceğimiz bir şey görmedik. Her şey çok net. Kendini övdüğünü gördüğünüz an bilin ki bu adam boş. Boş tur demek istiyor aslında değil mi kafasından ama nihayetinde isim yani fiil cümlesi değil çatı aranmaz. Onunla bir buluşmada el sıkışmıştık. El sıkışmak, ha sıkmaktan sıkışmak kesinlikle işteş arkadaşlar. Onu el sıkışmıştı olmayacağı için geçişsiz. Onun bu yaklaşımı çok beğenildi. Birileri tarafından kesinlikle edilgen onu beğenildi olmayacağı için tamamdır kesinlikle. Geçişsiz beklediği arsa bir süre sonra önce satıldı. Satmaktan satılmak birileri tarafından ha tamamdır edilgen onu satıldı diyemeyiz. Saçma olur onu satıldı. Doğal olarak geçişsiz. Hesap kitap yaparken zihni hemen açılıyordu diyor. Yani açılıyordu eyvallah hani birileri tarafından mantığını burada göremiyoruz değil mi? Buna çok rahat açılan ne zihni deyip etken diyebiliriz sorun olmaz. Doğal olarak neyi zihni tamamdır geçişli. Konuşması sona erince tebrikleri topladı diyor. Topladı o tamam işi yapan belli etken neyi tebrikleri geçişli. Dün akşam o arkadaşın evinde toplaştık işteş ve geçişsiz. Serginin ne zaman açılacağını kimse söylemedi tamam. Burada iş yapan belli nihayetinde yapılmamış da olsa yapılmamış olması da nihayetinde burada belirgin birileri tarafından kimin yaptığı da belli kimse söylemedi diyor. Burada bariz bir etken çatı var onu söylemedi geçişli umut bizim ekmeğimiz olmuştu diyor tamamdır. Kesinlikle etken onu olmuştu olmayacağı için geçişsiz aman dikkat arkadaşlar. Buraya kadar her şey net ve doğru devam. Bakalım şöyle bir ortalayalım ha. Buraya getiren her öğrenciden bir şey bekliyoruz. Biz etken değil mi kesinlikle ve onu bekliyoruz geçişli. Hızlı geçildi birileri tarafından edilgen ve geçişsiz onu geçildi olmaz çünkü. Kontrol neden çıkarsa sonuçlar istenildiği gibi olmaz diyor. Kesinlikle etken onu olmaz olmayacağı için geçişsiz. Torbaları genç bir adama taşıttı. Kim? O. Kesinlikle ama kesinlikle etken. Taşımaktan taşıtmak onu taşıttı kesinlikle geçişli ama detay istenirse onu taşımak ve onu taşıtmak ettirgen çatıldır aynı zamanda unutulmasın. İsteklerini önündeki kağıda bir bir yazdı. Kim o? Etken onu oluyor geçişli. Hareketleri herkes tarafından hoş görüldü. Hoş görüldü. Görmekten görülmek edilgen onu hoş görüldü olmaz geçişsiz. Yolda bulduğu tüm taşları tek tek olalım tek tek yazalım tek tek bir kenara attı. Kim o? Ha etken onu attı oluyor mu oluyor geçişli. Tiyatro metni yanındaki masanın üzerindeydi. Kesinlikle arkadaşlar
Yanındaki masanın üzerindeydi. Yüklem isimdir. Burada çatı özelliği aranmaz. Gayet net gidiyoruz. Gayet seri gidiyoruz. Örneklerin çatı konusunu özetten nitelikli olmasına özen gösterdi. Özen gösterdi kim? O Etken. Onu özen gösterdi olmaz geçişsiz. Hiçbir maç bu kadar heyecanlı olmamıştı diyor. Kesinlikle Etken onu olmamıştı olmayacağı için geçişsiz. Son denemede sonuçlar iyi gelince bir hayli övündü. Övmekten övünmek işi yapan belli. O dönüşlüğü ve tabii ki onu övündü olmayacağı için geçişsiz. İstediği notları alabilmek için çok çalışması gerekiyordu. Ne gerekiyordu vesaire vesaire kesinlikle Etken. Onu gerekiyordu olmaz geçişsiz. Bülbül yuvası tatlısı yapıldı yapmaktan yapılmak birileri tarafından. Kesinlikle Edilgen onu yapıldı olmayacağı için geçişsiz. Senaryonun en güzel yeri burasıydı. Tamam burası. Net yüklem, komple bir yüklem. Ve isim burada çatı özelliği aranmaz arkadaşlar. Notlarını tek tek temizledi diyor. Tamam kim temizledi? O Etken. Onu temizledi. Evet geçişli. Şiirlerini yazarken aklına hep bu olayı getirdi. Kim? O. Tabii ki Etken neyi? Bu olayı tabii ki onu da diyebiliriz. Onu dememiz daha doğru olur, daha hızlı olur. Geçişli. Romanlara konu olan aşkı işte tam olarak buydu. Burada ne var? Bir isim cümlesi var. Geçtim. Çatı özelliği aranmaz. Televizyonlarsa, televizyonlarda diyelim. Televizyonlarda gösterilen bu haberlerin etkisi büyük oluyordu. Evet oluyordu. Kesinlikle ama kesinlikle Etken onu oluyordu olmayacağı için geçişsiz. Halıyı temizletti diyor. Kim? O. İşi yapan belli. Kesinlikle Etken. Onu temizletti geçişli ama ayrıntı istenirse onu temizlemek onu temizletmek tamam ettirgen de diyebiliriz. Arkadaşlarım benim uyumu çok sever. Sever kim? O arkadaşlarım vesaire neyse iş yapan belli. Tamamdır Etken onu sever oluyor geçişli. Köpek tam 3 gün sonra bu bahçede bulundu diyor arkadaşlar. Bulmaktan bulunmak birileri tarafından anlamı var. Kesinlikle Edilgen tamam onu bulundu olur mu? Olmaz geçişsiz. Telefonuna yüklediği oyunlar bir hayli yer kaplıyordu. Yani kaplıyordu ne? Oyunlar vesaire neyse artık telefonu yüklü oyunlar tamam iş yapan belli yani Etken onu kaplıyordu. Evet yani yeri desek de olur yerde desek olur onu kaplıyordu oluyor doğal olarak kesinlikle geçişli arkadaşlar aman dikkat. Nesne kullanılıp kullanılmaması önemli değil arkadaşlar cümlede gelebiliyor olması yani onu alabiliyor olması geçişli olması için yeterli. Kitaptaki ilginç anekdotlar okuyucuların ilgisini çekti diyor tamam yani Etken çok bariz ne ilgisini falan fistan tamamdır. Onu çok rahat gelir arkadaşlar. Buna da çok rahat geçti diyebiliriz. Mayıs gibi çok önemli denemeler bitirildi. Birileri tarafından Edilgen onu bitirildi olmaz geçişsiz. Anlaştık diyor. Anlamak anlaşmak işteş onu anlaştık olmaz. Tabii ki geçişsiz. Sözünü tutmadığı için hep mahcup oluyor diyor. Onu mahcup oluyor olmaz geçişsiz. Kim o? Mahcup oluyor. Etken. Bu yaklaşımdan sonra salon terk edildi. Birileri tarafından Edilgen onu gelmeyeceği için geçişsiz. Topa vurmak için gereğinden fazla gerildi. Kim? O arkadaşlar tamamdır. Bu çok net bir şekilde yani işi yapan belli olduğu için dönüşlüdür değil mi? Aman dikkat. Onu gerildi diyemeyeceğimiz için geçişsizdir. Bu arada arkadaşlar 60. örnekte bir şey dikkat çekeriz. İlgisini çekti derken yani ilgi çekmek kalıbı alınması daha doğru. Mesela dikkatini çekti. Çektiği yüklem neyi dikkatini falan gibi. Burada ona benziyor bu. Hani ilgi çekmek kalıp olarak alınır. İlgisini demiş artık oradaki kalıbı bozmuş arkadaşlar. O yüzden bunu ilgisini çekmek diye almadım. Tamam ilgi çekmek olarak ancak bu ek gelmeseydi bütün olarak alabilirdik. Yani o yüzden çekti diye kabul ettik onu. Tamam haberiniz olsun. Kafanızda soru işareti olmasın. Devam. Testler verilen sürenin çok üzerinde bir sürede çözüldü. Birileri tarafından Edilgen geçişsiz. Konuyu onu çözüldü olmaz çünkü. Konuyu ister istemez oralara getirdi. Kim? O. Tamamdır. Etken neyi? Konuyu onu. Yani geçişli. Devam ediyoruz. 68'deyiz Ayda Hocam. Kaleye geçince herkes rahatladı diyor. Evet özlemimiz bariz belli. Etken onu rahatladı. Geçişsiz. Gece çalışmalarını iyice sıklaştırdı. Kim? O. İş yapan belli. Kesinlikle. Etken onu sıklaştırdı. Kabul. Geçişli. Oyundaki her espri istisnasız güldü. Etken geçişsiz. Sevincini de üzüntüsünü de dışarıdan yaşardı. Etken geçişli onu yaşardı oluyor. Denize açılıp da balık tutmayı çok severdi. İş yapan belli. Etken onu tabii ki geçişli. Konuşmalarında hep bu durumlara vurgu yapardı. O tabii ki iş yapan belli. Etken onu vesaireyi geçişli. En sonunda onunla tokalaştığı tokalamak tokalaşmak işteş onu olmayacağı için geçişsiz. Soluksuz okuduğu kitabın sonu da bir o kadar iyiydi. Bu bir isim cümlesi. Doğal olarak burada çatı özelliği aranmaz. İşte bu da dikkati kazandığınız an iş bitiyor. Kurtarabildiği tüm eşyalar çıkarıldı birileri tarafından. Edilgen ve tabii ki onu çıkarıldı olmayacağı için geçişsiz. Örnekler yavaş yavaş bitiyor. Doğru bir doğru. Tabii ki Etken onu bitiyor olmaz geçişsiz. Sızlanmaya devam edince hemen ikaz geldi. Geldi onu geldi olmaz arkadaşlar. Doğal olarak geçişsiz.
öznemiz belli, tamamdır, gelen ne ikaz falan, pistan etken, konuşulacak her türlü hareket vardı onda diyor. Vardı isim, isim cümlesinde çatı aranmaz. Saat geç olmasına rağmen hedefleri uğruna çalışıyordu. Kim? O etken, onu çalışıyordu olmaz geçişsiz. Kolay gibi görünse de bunları yazması büyük bir büyük cesaretti diyor. İsim cümlesi çatı özelliği aranmaz. Uyuma! Uyuma, bunaldın, tamam farkındayım. Bitiriyoruz, çayın ufak ufak yudumlar, dayan. Bu örneklerden sonra çatıdan sorun kalmaz. Haritanın bu denli detaylı çizilmesi zor algısı oluşturdu diyor. Tamam, oluşturdu vesaire, ne vesaire, yani etken onu oluşturdu, yani zor algısını, neyi zor algı, onu oluşturdu, olur, neden olmasın, geçişli. Söndürdü yanan tüm ışıkları diyor. Kim? O vesaire, bu kesinlikle etken, tamam, onu söndürdü, olur, tamamdır, geçişlidir. Ama yine de detay istenirse arkadaşlar, mesela 5 numara yapıp etken mi, şey, ettirgen mi, oldurgan mı derse, onu sönmek olmaz, onu söndürmek olur, eksi artı oldurgan diyebilirsiniz, tamam. Yani böyle detay istenirse ettirgen oldurgana zaman zaman inilebilir ama gerek normalde yok arkadaşlar. Devam. Çizildi bu anlatılanlardan sonra diyor. Ha, çizmekten çizilmek birileri tarafından edilgen ve geçişsiz, çok çalıştı buradan çıkabilmek için diyor. Tamamdır, etken onu çalıştı. Yani dersini çalıştı. Neyi? Dersini, onu. Kabul tabii ki. Vesaireyi, projeyi, etütü, şunu bunu kabul, geçişle. Maç sonrası basın açıklaması yapıldı. Birileri tarafından edilgen, onu yapıldı olmaz, geçişsiz. İtekledi bu bavulların tamamını oraya diyor. İtekleyen belli, o, tamamdır. Kesinlikle etkendir. Onu itekledi, geçişli. Kendisine her zaman çok iyi bakardı. Etken onu bakardı olmayacağı için geçişsiz. İstediği bölüme gidebilmek için çaba gösterdi. Çaba gösterdi belli, tamam, kesinlikle etken onu çaba gösterdi olmaz, geçişsiz. Bu ilgiden çok memnun oldu. Kim? O vesaire, etken onu memnun oldu olmaz, geçişsiz. Sayısal derslerdeki başarısı sözel derslere de yansıdı. Onu yansıdı olmaz, geçişsiz. Yansıyan ne vesaire vesaire, etken. Onun bu konuda... Onun bu konuda mı? Onun için diyelim, bu konuda konuştu. Tamam. Kim? O. Bariz bir şekilde arkadaşlar. Etken. Konuşmak kök olarak burada alındı. Tamamdır. Onu konuştu olmayacağı için arkadaşlar. Kesinlikle. Ha, onu konuştu. Dur. Bismillah. Nereye daldık? Gidiyoruz biz de. Şimdi onun bu konuda konuş... Onun için diyelim ya. Bu kopmuş gitmiş bu cümle. Bu cümle zaten baştan kopuk olmuş. Onun için bu konuda konuştu diyelim. Tamam, cümlemiz bu olsun. İş yapan belli. Etken mi hocam? Etken. Onu konuştu. Kabul ya. Yani şu konuyu vesaireyi, kişiyi olabilir. Geçti. Geç. İnsanlara bakış açısını tamamen değiştirdi arkadaşlar, tamamdır. Kim? O, iş yapan belli, etken onu değiştirdi. Kesinlikle geçişli. Bitiyor artık. Sabır hocam. Haydi, sabır bitiyor. Maç son dakikalarda uzatıldı. Birileri tarafından edilgen, geçişsiz, eve yetişebilmek için yorgun olmasına rağmen koştu. O, neyi? Onu. Olmaz. Onu koştu, olmaz, geçişsiz. Teknolojinin günümüzde her şeyi kapsadığı kesin. Kesindir. İsim cümlesi. Geç. Soruların kolaylık ve zorluğu tamamen sizin elinizde. Elinizdedir. Geç. Bunlar isim cümlesi. Çatı aranmaz. Bir şeyler öğrenmek istediği görülüyordu. Birileri tarafından edilgen, tamamdır, neyi? Yani bir şeyler istediği görülüyordu. Kabul edin. Geçişli. Hayatımızın her alanında iletişim vardır. İsim cümlesi. Burada çatı aranmaz. Deyimlerinin anlamlarını öğrenmek için çalıştı diyor. Deyimlerin diyelim. Deyimlerin anlamlarını öğrenmek için çalıştı. Etken onu çalıştı. Kabul. Yani neyi vesaireyi çalıştı. Tamam, olur. Etütü vesaire projeyi demiştim. Zorlarsak, biraz üzerine gidersek olur. Peki hocam, uzattık. Nerede görüşeceğiz? Eylemde kip ve ek eylem videosunda inşallah. Peki. Görüşmek üzere.